Tabii bir de madalyonun diğer yüzünden bahsetmek gerekirse 3 Mayıs 1989'da Ali Sami Yen Stadında Federasyon Kupası yarı finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin maçında Galatasaray ilk yarıyı Tanju'nun biri penaltıdan 3 golüyle farklı galibiyetiyle kapatmıştı. Üstün oyunu ve kaçırdığı gol fırsatlarına bakıldığında bu karşılaşmanın daha farklı sonuçlanabileceği düşünülüyordu. Ancak ikinci yarının daha ilk dakikasında Aykut'un neredeyse sıfırdan attığı şutun gol olmasıyla Galatasaray panikledi. Sonrasında da sahneye Hasan Vezir çıktı. 53, 72 ve 80. dakikalarda 3 gol birden atan Hasan bu maçı inanılmaz bir biçimde kazanmasını sağladı. Ya Fenerbahçe ile bizim maçlarımızda buna benzer çok şey oldu. Yani 4-1'den 4-4 var, 2-0'dan 3-2 var falan. Hı hı. Çok maçlarımız var. Ben aslında o işte 3-0'dan 4-3'lük maçı, şimdi ben o maçı unutmuştum. Herkes bana soruyordu. Ya sen, ben 3-0'dan 4-3'lük maçta oynadım mı diyordum. Sonra televizyonda izledim. Bizim ilk golümüzde bana penaltı yapıyorlar. Beni düşürüyorlar şeyde, Fenerbahçe 18'in içinde. Penaltı oluyor ve biz 1-0, 2-0, 3-0 yakalıyoruz. Ondan sonra ya futbol öyle ilginç bir oyun ki. Yani bir gol yediğiniz zaman, ikinciyi yediğiniz zaman her şey değişebiliyor. İçeride de sakat oyuncularınız olabiliyor. İşte oyuncu değişikliğinde girenlerin katkısı olmayabiliyor. Birçok neden. Ama her şeyden önemlisi psikolojik olarak Fenerbahçe'ye karşı böyle bir şeyimiz vardı bizim. Sıkıntımız vardı. Yani 2-0, 3-0 bile yakalasak hani bu maçı bitirdik diyemiyorduk Fenerbahçe'ye karşı. Belki o psikolojide işte kimsenin izah edemediği gibi ya, oynayanın da izah edebileceği bir durum değildi. Yani 3-0'dan sonra normal şartlarda o maçı tabii ki vermemen lazım yani. Ama yani futbolun içinde bu tarz şeyler var. Mesela süreçler oluyor. Arka arkaya 10 maç mesela yenemiyorsun veyahut da işte kendi sahanda galibiyet alamıyorsun veyahut da arka arkaya işte kaybedebiliyorsun bir takıma karşı. Federasyon Kupası yarı finalinde 3 gol birden atarak Galatasaray'ın elenmesine yol açan Hasan Vezir o sezon finaldeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında oynayamadı. Çünkü sarı kırmızıların konu olarak Güney'de tatil yapıyordu. O dönemde Galatasaray Futbol Şubesi sorumlusu Ergün Gürsoy'un organize ettiği olay aslında biraz da Rıdvan'ın rövanşı gibiydi. Çünkü Rıdvan'ın transferi için kesin anlaşma yapan ve parasını da ödeyen Gürsoy'a karşı bu futbolcu Bolu'daki son maçın ardından kaçırılmış ve Fenerbahçeli yapılmıştı. Hasan olayı Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı. Kesin olarak kendi futbolcuları kabul ettikleri Hasan'ı böyle inanılmaz bir biçimde ellerinden kaçırmış olmak sarı lacivertleri çok şaşırtmıştı. Aykut ve Rıdvan'la birlikte fırtına gibi eserek rakip filelere 103 gol atan Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından birini kaybetmiş olması onları üzmüştü. Ancak yapabilecek bir şey yoktu. Zaten Hasan Rizespor futbolcusu ve Fenerbahçe'de kiralık olarak oynuyordu. Hatta bu nedenle kiralama sözleşmesi 31 Mayıs'ta biteceği için Haziran'a sarkan kupa finalinde oynamama işinin de normal kabul edilmesi gerekirdi. Galatasaray tarafından federasyona gönderilen savunmada da bu nokta üzerinde durulmuştu. Hasan'ın Galatasaray serüveni ise çok da parlak olmadı. Bu futbolcu sarı kırmızılı forma altında bir türlü bekleneni veremediği için Bakırköy Spor'a gönderildi. Hasan Vezir macerasının ardından şimdi sıra Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yapacağı hamleye gelmişti. Galatasaray yönetimi o dönem transferi olan Tanju Çolak, Erdal Keser, Bülent Korkmaz gibi futbolcular için kesin ücretler belirlemişti bile. Başkan Alp Yalman, Tanju'ya ödediği ücretin hemen imzalanması koşuluyla geçerli olabileceğini belirterek bunun dışında Tanju'nun ileri süreceği hiçbir koşulun kabul edilmesinin söz konusu bile olmayacağını tekrarladı. Yönetimin Tanju'ya önerisi o dönemin parasıyla 2 milyar lira olarak bildirildi. Tanju'nun odaya girişi ve
çıkışı bir olmuştu. Bunun üzerine Tanju Fenerbahçe ile temasa geçti. Bu konudaki temaslar gece yarılarına kadar sürdürüldü ve Tanju 5,5 milyar lira bonservis ile Fenerbahçeli oldu. Fenerbahçe'de Rıdvan ile birlikte oynama özlemini giderdi ve yine gollerini attı. Hatta Tanju gol kralı bile oldu. Ancak sarı lacivertli takımda tam olarak uyum sağlayamadığını ve Galatasaray'ı özlediğini hiçbir zaman gizlemedi. Ezeli rekabetin en ilginç golcüsü ise kuşkusuz Tanju Çolak'tı. Çünkü toplamda 20 golün 13'ünü Fenerbahçe'ye, 7'sini de Galatasaray'a atmıştı. Bu şekilde değişik bir rekorun da sahibi olmuştu. Ve yıllar yılları takip ederken yine Galatasaray'ın başına bir Alman ekolü, yani bir Alman efsanesi geldi. Karl-Heinz Felkamp. Felkamp Galatasaray'ın başına geldiğinde o sezon 66 puanla şampiyonluk kazandı. Beşiktaş aynı puanla ikinci oldu. Bir bakıma 85-86 sezonunda averajla şampiyonluğu kaptıran Galatasaray'ın rövanşı alması anlamına geliyordu. Felkamp o sezon sadece Cimbom'u lig şampiyonu yapmakla kalmadı. TSYD Federasyon Kupası ve Cumhurbaşkanlığını da kazanarak sezondaki tüm kupaları aldı. Tabi bu durum Galatasaray açısından yine bir ilk, hem de yine kırılması çok güç bir rekor da oluşturmuştu aynı zamanda. İlklerin takımı Galatasaray artık alışa geldiğimiz günlerden birini yine başardı. Avrupa kupalarında bir Alman takımını yenen ilk Türk ekibi yine Galatasaray oldu. 1992-93 sezonunda UEFA Kupası 2. turda Almanya'nın ünlü takımlarından Eintracht Frankfurt ile eşleşen Galatasaray, ilk başta güçlü rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalarak aslında büyük avantaj elde etti. İstanbul'daki maçta Galatasaray bu avantajını çok iyi kullandı. 5. dakikada Uğur Tütüneker'in attığı golle 1-0 öne geçen sarı kırmızılı takım bu maçı bu sonuçla bitirmeyi başardı ve 3. tura yükseldi. Büyüklüğü matematiksel bir kavram olduğunu ve Galatasaray'ın neden Türkiye'nin en büyük kulüp olduğunu anlatmakla bitiremediğimiz ilkler sayesinde ispatlı bir şekilde ortaya koyduk. Yine bir ilkten daha bahsedecek olursak, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için İngilizlerin ünlü Manchester United takımı ile eşleşmişti. Tam bir yıldızlar topluluğu olan ve kadrosunda tam 8 yabancı futbolcu bulunduran İngiliz şampiyon karşısında Galatasaray'a %1 bile şans tanınmıyordu. Old Trafford'da 40 bine yakın İngiliz taraftar önünde Galatasaray inanılmazı başardı. 3-3 berabere kalarak büyük bir avantaj sağladı. Oysa karşılaşmanın 20. dakikası içinde Galatasaray 2-0 yenik duruma düşmüş. Bunun arkası sanki gol sahnağı olacakmış gibi bir ortam olmuştu. Çünkü İngiliz milli takımı karşısında iki kez 8-0'lık ve 5-0'lık skandallar yaşamış. Tam bunlara bir yenisi mi ekleniyor derken önce Arif'in 35 metreden attığı müthiş gol Cimbom'u coşturmuş. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Danimarkalı Schmeichel bu gol karşısında hiçbir şey yapamamıştı. Yine Arif yarattığı ve son vuruşlarını Kubilay'ın yaptığı iki golle buna eklenince Cimbom 3-2 öne geçmişti. Son dakikada Stumpf'un bir anlık hatası Cantona'nın ayağından Manchester'a beraberliği getirdi. Ama hepsi o kadardı. İstanbul'daki 0-0'lık sonucun ardından Manchester saf dışı kalmıştı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ilk Türk takım oluyordu. Tabi Şampiyonlar Ligi'ne salt bir futbol olayı olarak bakmamak lazım. Galatasaray'ın burada yer alması Türkiye'nin tanıtımı açısından belki de trilyonlar ile ifade edilebilecek bir katkı olmuştu. 1995-96 sezonunda Fenerbahçe ön elemede İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını geçerek yine Galatasaray'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ikinci Türk takımı oldu.
Galatasaray'ın yakın tarihine doğru geldiğimizde artık Ali Sami'nin kuruluş felsefesinde yer alan Türk olmayan takımları yenmek hedefiyle başlayan süreç Galatasaray'ın taraflı tarafsız herkesin imparator ünvanını tartışmasız yakıştırdığı Fatih Terimli yıllarda taçlanacaktı. Zira Türk olmayan takımlardan yenemediği kalmayacak ve Avrupa'nın en büyük iki kupasını müzesine götürerek bu hedefin başına tacı İmparator Fatih Terim takacaktı. Fatih Terim ile ilgili enleri yaşadık. Mesela bu ülkenin spor dünyasında gerek milli takım gerekse Galatasaray'da en çok onu konuştuk. En çok onunla sınır dışına çıktık. Futbol dünyamızda en çok onunla zirvelere çıktık. Fakat bu noktalara gelirken o hangi yollardan geçmişti derseniz işte o kısmı biraz çileli. Mesela dede Hasan Temin bu ismini alırken nüfus memurunun karşısındaki adamın çalışmaktan helak olmuş, kan ter içinde kalmış halini görünce otomatik olarak alnından akan terden dolayı Terim soy ismini verecekti. Torun Terim ise 16 yaşında Adana Demirspor için dökecekti aynı teri. 19 yaşında Galatasaray Adana Demirspor maçında öyle bir ter dökecekti ki Türk futbolunun tatsız kralı Metin abisinin önerisiyle 20 yaşına geldiğinde artık kendi ismiyle özdeşleşecek olan Galatasaray için akıtacaktı bu terleri. Futbolculuk yıllarında 12 yıl boyunca şampiyonluk göremeyecek ama Galatasaray'ın bugüne kadar almış olduğu 22 şampiyonluğun 8 tanesini kendi yönetiminde görecek. Onun üzerine de 3 tane Türkiye Kupası, 3 tane TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğunu kazanacak. O da yetmeyecek. Onun üzerine bir de adını tarihe altın harflerle yazdıracak UEFA Kupası'nı alacaktı. Adeta 12 yılın intikamını acımasızca alacaktı o yıllardan. Ardından milli takımın Akdeniz Oyunları şampiyonluğuna gitmesini ve milli takımı şampiyonluğa taşınmasını sağlayacaktı. Milli takımda tarihi boyunca en fazla maça çıkan teknik direktör yine Galatasaray bünyesinden çıkacak ve bir ilki ve rekoru da Galatasaray bünyesinde bir evladı altın harfler ile yazdıracaktı. Ayrıca Monaco Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot yani altın ayak ödül töreninde Fatih Terim adını futbol tarihinin efsaneleri arasına yazdırdı ve Türk futbol tarihinde yine bir ilki başardı. Ödül töreni öncesinde Fatih Terim'in ayak izi alındı. Tecrübeli teknik direktörün ayak izi Monaco Prensliği'ndeki şampiyonlar yolunda sergilenecek. Türkiye'de ilk ve tek kişi olarak Türk ve dünya tarihine adını bu şekilde yazdıracaktı.